13 Nisan 2023 Perşembe günü tekrar yabancı yarışlarda Marsilya Borelli'deyiz arkadaşlar, Fransa'da. Hemen değerlendirmelerimize geçelim Marsilya ile ilgili. Evet, güzel bir program var. Yani çoğunluk katılım olursa ben inanıyorum birçok kişinin kazanacağına inanıyorum. Yedili Pires'e dahil. Birinci koşu 13.20'de Maiden erkek 3 yaşlı İngilizler ve 2100 metreye çıkacaklar. Uzun metrajlı bir koşu. Burada 2 numaralı Way to Marseille. Marsilya yolu Clement Lecavre ile Banco. Çok ön planda gözüküyor bu safkan. Yani burada ters köşe yapacak olanlar sadece ilk kez koşacak olanlar olur. Diğer safkanların ne olduğu ortaya çıkmış zaten. Evet, ikinci koşuyla beraber saat 13.50'de Altılı Gayan start veriyoruz Marsilya'da. Maiden bir koşu, dişi 3 yaşlı İngilizler 2100 metreye çıkacaklar. Burada 5 numaralı Rosier, Hugo Jorniak'la Alternatif Banco. Bunu banko yapabilir miyiz? Bakmamız lazım. Alternatif Banco demek yarı yarıya banko arkadaşlar. Yani neden biz böyle diyoruz? İlk Alternatif Banco kelimesini bizim grubumuz attı Türkiye'de ortaya, onu söyleyeyim size. Ve şu anda herkes kullanıyor. Biz bunu şu niyetle attık. Eğer ola ki o günkü sürdürek bankonuz çıkar veya ola ki o atı siz de beğenirsiniz veya o at AGF oranlarından sonra yüksek bir AGF alarak diğerlerini geçerse, biz şu anda onu temkinli olarak yarışı kazanma adayı gösteriyoruz demek. Yoksa alın bunu banko yatın demek değil. Ama tabii onu, o etiketi vurmak önemli. Yani bu da nedir? Buradaki 5 numaralı Rosier, Hugo Jorniak'la bir aksilik olmazsa alternatif olma adayıdır. Hugo Jorniak'la bunun eğer baktık düştü veya koşmuyor ya da koşmuyor bir anda. O zaman 8 numaralı La Notaire, Clement, yani atın ismi Notaire yalnız çok iyi. Clement Lecavre ve 3 numaralı Kaloriziki. Evet, Kalorizi Gallim Millet'le burada devreye girebilirler diye düşünüyoruz bu şekilde. Evet, burasını 5 alternatif banko, 8 ve 3 şeklinde geçiyoruz. İlk ayakta banko olması tabii büyük avantaj oluyor. Üçüncü koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar şimdi burada da ekürlerden 7 numarayı biz baz aldık. Gregory Legras'la, ki kaldı ki burada 2 numaralı ekürlüsü de var bunun. Rising Up, Marvin Grandin'le, Marvin Grandin, Marlon Brando gibi bir şey bu. Bu iki tane safkan şu an için alternatif banko üretin, ama bunların iki tane rakibi var arkadaşlar. Aslında alternatif banko için çok lüks olur bunlar. Çünkü 5 numaralı My Runner, Yortiz Mendizabal'la ve 3 numaralı Eternal, Theo Bakliot'la da burada devreye girebilirler. Yani 7, 5 ve 3 ön planda. Şimdi 3 tane daha at veriyorum. Bunları ister yazarsınız ister yazmazsınız. 6 numaralı Red Charm, Ambre Moniz. 10 numaralı Go Johnny Go Go Go, Marie Velon. Bu Elvis Presley'in şarkısı bu arada. Bizim gibi fosiller bilir bu şarkıları. Ve arkadaşlar son olarak da 4 numaralı, yani bu kazanmış ama dediğim gibi ister yazın ister yazma arkadaşlar. Bu 4 numaralı burada Grey Dalbion, Cheyenne Bans. Şimdi bakın, bu neden yazıyoruz biz, bu apprentice. Fakat sonra yarışını kazanmış, bir de bu gruplarda arka kazanmalar da var. Demek ki formda bir safkan ve bu vatandaş da bu atı tanıyor muhtemelen. Yani ne olur ne olmaz diye söylüyoruz. Bakarsanız AGF oranı çok düşükse pasta geçilebilir. 6, 10 ve 4 numaralı safkanları da ilave ediyoruz arkaya. Yani orada 7, 5, 3 ön plan, 6, 10 ve 4 arka planı. Dördüncü koşu şartlı 4 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Burada 1 numaralı Grand Balkon Banco. Evet arkadaşlar, bu günün bankosu burada bu. Beşinci koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Burayı ikiye ayırdık. 5 numaralı Sanka Chop, Frank Forest ile ve 2 numaralı Santia Iortis Mendizabal'la. Burası önceliğimiz bu iki tane küçük kuponlarda 5 ve 2. Burası için yeterli gözüküyor. 3 tane rakibi var. Yine aynı şekilde ister yazın ister yazmayın. 1 numaralı Eva Miss, Delphine Santiago. 8 numaralı Almost Heaven, Guadalum Millet. Ve 7 numaralı Spirit Grey, Silvian Ruiz.
Evet, 5 ve 2 ön planda olmak üzere 1, 8 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz. Burada günün ters köşesini 9 numara yapar, onu söyleyeyim size. La Surprise, yani bildiğiniz sürpriz, yani sürpriz. Burada Saxon Warrior yavrusu gözüküyor. Yani ilginç bir orijin bu. İlk kez koşuyor bu safkan, yani ilk kez koşuyor derken yeni koşuyor diyeyim. 195 gün aradan sonra Lena Antonotti denen bir vatandaş var. Bu Lena Antonotti İtalya'dan da hatırlıyorsunuzdur. Evet, 6. koşu handikap 4 yukarı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Günün zor iki tane koşusuyla kapatıyoruz maalesef. Herhangi bir bankomuz yok artık. İlk ayaklarda yapmamız lazım bankolarda, onu söyleyeyim. Burada 4 numaralı Prison Break, Cheyenne Benz'le ve 2 numaralı Business Plan Theo Bakliot, 1 numaralı La Bruxelles Marvin Grandin, 5 numaralı Silver Samba Anthony Orani ve 6 numaralı Sayan Marie Velon. Evet, burada 4, 2, 1, 5 ve 6 diyoruz burada. Yani şuna da bakmak lazım. Bu vatandaş da hiç umulmadık yerlerde at getiriyor. Invisible Split'ten gelme Dark Angel yavrusu 8 numaraya da yeri olanlar bir çentik atabilir arkadaşlar. Çok sürpriz de bu ama kapalı gözlüğü de takmış. Bu Gabriel Kongu Apprenti hiç umulmadık zamanlarda şak diye geliyor. Kafada 20 ganyan duru, 20-30 ganyan duru var. 7. kuş handikap 4 yukarı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Ve tahminlerimiz 24 saat evvelden yapıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlar fark etmiyor herhalde bizim. Birisi şöyle yazmış. AGF oranlarının göre veriyorsun falan diye yazmış. Hangi AGF oranına göre? Yurt dışındaki otoriteleri tabii ki ve atın geçmişini okuyoruz tabii, yani o kadar olsun yani. Evet. 7 numaralı Shyran. Your tizmeniniz zaballa. 4 numaralı Georgia. Theobacliot. 5 numaralı Myleni. Marie Velon. 3 numaralı Gypsy Jet Sept Chain Bands. Bu Chain Bands bugün çok fazla, bu Marsilyalı galiba bu Chain Bands. Ve 2 numaralı Namaste Anthony Krastus. Evet, son koşu da 7, 4, 5, 3 ve 2 şeklinde arkadaşlar. Burası 5 atla geçmeye çalışacağız buraya ama bilemiyorum, varsa atını siz de ilave edersiniz. Yani burası böyle çok, eğer alternatif bankoları atmazsanız, yani orada bir tane banko yapmazsanız bu altılı, yani yüzün üzerinde falan, ama yaptığınız takdirde böyle 50 ile 100 arasında bir şey çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde çok fazla şu an düşünmüyorum yani. Evet arkadaşlar, Marsilya ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Herkese güzel bir Perşembe günü olsun. Bugün Newcastle var, Pakenham var, Kinilent var arkadaşlar. Kinilent için premium üyelik gerekiyor ama diğer yabancı yarışları böyle izleyebilirsiniz rahatlıkla. Herkese bol şans, hoşça kalın.